Kağızman'da Hayat 83. bölüm. Bugün 27 Ağustos 2020. Kağızman'ın Aşağı Kümbet mahallesinden Burhan Nuray ile birlikteyiz. Burhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Var olasın. İyisin. İyiyim. Sağ ol. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Şimdi yıllar önce Kağızman sebze meyve pazarına bir pestil getirmiştir. Evet. Böyle çıra gibi yanan çekirdekli bir pestil. Efendim dut pestili. Dut. Hakiki duttan yapılan kayse çiğirinden hasıl olan bir pestil. Bütün hastalıklara şifa olan bir pestildir o. Evet. Yani özellikle duttan yapılıyor. Yani başka bir madde karışmıyor ona. Karışmıyor. Evet. Efendim şimdi o mahsullerden ben burada dükkanımda sattığım için de böyle mahsullerini get. Bu mahsulleri biz de sizden aldık. Alıcıya satacağız. Efendim şimdi sizi önce bir tanıyalım. Kaç yaşındasınız? Yazın gelir, kışın nereye gidersiniz? Ben asıl kökenim Kağızman Aşağı Kümbet mahallesinden Nuraylardan Mehmet Nuray'ın oğlu Burhan. Yıllardır ta 26-27 yaş itibarıyla 73 yaşına gelinceye kadar pestil, kuru kayısı, açma bunları kendi ellerimle yetiştirdim ve bütün Kağızmanlı hemşehrilerimin hepsine ikram ettim ve onların kışlık ihtiyaçlarını para karşılığında karşıladım. Hep de bugüne kadar benden memnundurlar. Ben de şimdi Sait Küçük'e devrediyorum. Bundan sonra müşterilerim Sait Küçük'e gitmesini rica ediyorum. Benim mahsullerim Sait Küçük'tedir. Almak isteyenler buyursun. Sağ ol, var ol. Efendim, kışın nereye gidiyorsun sen? Ben kışın İstanbul Pendik'te otururum. Evet. Yazın ilkbahar, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Tekel, Bahçeme, Kümbet mahallesine dönüyorum. 11. ayın 10'unda, 15'inde Tekel, İstanbul'a dönüş yapıyorum. Evet. Allah seni var eylesin. Sağ olun. Sizleri de Allah var etsin. Hayırlı müşteriler dilerim. Bütün benim müşterilerimi hep size iade ediyorum. Onlar inşallah memnun kalırlar. Sağ olasın, var olasın. Şimdi sen çayını yudumlarken ben de şu mahsullerini bir göstereyim şöyle. Evet. Çekirdekli pestilim bu. Çekirdekli hakiki dut pestili. Dut pestili. Evet. Bu zahmetli bir iş değil mi? Çok zahmetli. Bunları ben kendim ağaçtan indiririm. Tek tek tane tane bezlerin içinde indirir kazana koyurum. Evet. Ve onu ateşte yakar, suyunu temiz süzerim. Süzdükten sonra tekrar onu durularım. Güzel kazanlara doldurarak bunu kaynatır, bütün kefini alırım. Yani hiçbir şey kalmamak şartıyla. Evet. Bunu güzel temiz birinci unla nişastayla bunun şeyini urvasını yaptırırım ve güzelce bezlere serdirir, onu güneşte kurutur, tekrar güneşten çıkarır, yüksek tahtaların üzerinde kurutup demet yaptırır, müşterilerime öyle sunarım. Ama kayse çiğirdiğini hiç unutmam. O kayse çiğirini güzel suda pişirir ve onu kurutur, tekrar onun üzerine ekerim. Evet. Bunun içinde dört dörtlük bir pestil meydana çıkmış oldu. Doğal bir yemiş. Doğal, hem de doğal. Evet. Şimdi bu tutun şiresine. Evet. Bazıları mesela şeker ilave ediyor. Hayır, ben onu hayatta katmam. Şeker katılmaz. Katanları da hayır, tavsiye etmem. Evet. Çünkü biz tut pestili diyoruz. Evet. Şeker pestili demiyoruz. Yok da böyle tadını alsın diye. Hayır. Onu kattın mı onun özelliği gider. Yani pestilin özelliği gider. Evet. Bugün pestilin... Yani şeker hastaları bu pestili yiyebilir. Her hasta bu pestili şüphesiz olarak yiyebilir. Yani bu dutun kendi şiresi, kendi tatlılığı. Kendi şiresi. Benim şeker hastalığım da var. Evet. Ben kendim her kış 3-4 demeti yiyorum. Artı bir de
Bunu hafif tereyağda, yumurtada kızartıp öyle yiyorum ben. Değil mi? Evet, evet. O yüzden de genç kalmışsın maşallah. 73 yaşında şimdi yine, hem bak 15-20 metrelik ağaç tutların yüksekliği 20-25-30 metre, ben onları çıkıp bütün tek tek sallıyorum. Ve onu getirip kaynatıyorum ama bu sene artık biraz yaş itibariyle ara verme zorunda kalacağım. O zaten beni ayakta tutan bu pestili yemem. Değil mi? Evet, evet. Peki pestilin yanında bize ne getirmişsin böyle? Bak, efendim, bildiğin kayısı, abrikoz aşması, asıl kayısının ismi abrikozdur bak. Evet. Şu. Evet. Şunları ağaçtan indiririm, tek tek yıkarım kovalarda. Bunu bıçakla 3-4 kısma bölerek. Çırpma diyoruz değil mi çırtma, ona? Çırpma, çırpma. Bunu tahtaların üzerinde aşma yaparım. Kuruttuktan sonra büyük tepsilere alır, güneşte kuruturum ve ondan sonra ambalajını yapar getirir arkadaşlarıma sunarım. Evet, evet. İşte kendisi de burada. Kara kurası da yoktur böyle. Hayır, sap sarı. Sap sarı zaten yağmur görmez, şey görmez, leke görmez. Evet. Burada bir yine bir başka açmam var. Şu da bildiğin kayısı aşması. Yalnız biz buna şey diyoruz yani, aşılı değil, aşısız çeyirdeğini alıp pestille kullandığımız aşmadır. Kayseden, evet, kayseden. Yani ham erittir, şekerparedir, evet, ufak erittir, hepsi kas erittir. Evet, bu daha meşhurdur. Evet. Bak şekere, hastalar bunu kaynasınlar, suyunu içsinler, hepsine iyi gelir. Değil mi? Hafif mehoş eşkiliği de vardır. Oo, güzel. Bunu bir piyasada çok güzel ararlar da yani. Yani yüreği söndüren. Söndüren, evet, evet. Yüreği de söndürür. Evet, şimdi gelelim, burada bir çekirdekli bir kurutmam var. Kurutma kayısı. He. Biz buna kuru, şeker para kuru diyeriz. Evet. Kuru kayısı, şeker para. Evet. Yani bildiğin tatlı. Ne diğer kayısılarda bunun tadı vardır, ne öteki kayısıda. Bununki sade tatlı, yani incir şeklinde bir kayısıdır. Ama doğal bir tat. Doğal, çok doğal. Bu özeldir zaten. Her bahçede de yetişmiyor bu. Değil mi? Evet, evet. Şekerpare bu. Şekerpare, yürek evet, yara. Bunu zaten bilen biliyor. Efendim, bir de bak şey getirmişsin sen bize. Vişne kurusu. Vişne kurusu getirmişsin. Vişne kurusunu da şöyle bir vişne gösterelim. Vişne kurusunu ben de çok tavsiye ettiler. Kanser için bunun çok yani şeyini, faydasını gören arkadaşlardan duyduğumu ve ben yıllardır bunu kuru derim. Evet. Bilen arkadaşlara da satıyorum yani, satmaz değilim. Vişneden reçel de yapıyorsun. Reçel de yapılıyor. Ben bunu daha çok tavsiye ederler. Onun için de kurutmasını istiyorlar. Kurutmasını yapıyorum. Vallahi güzel ben, de kurutmuşsun böyle rengi. Bu, evet, bu sene kendim satamadığım güzel için dedim ki ben bunu Sait Bey'e götüreyim. Sait Bey, bunu isteyen arkadaşlar olursa orduya tavsiye ederim. Gider oradan alırlar. Bunun şurubu da çok güzel. Çok olur, güzel oluyor. Şey, kompostosu. Abi ben kompostosu da buna hafif bir, çok şey olmasın diye çok az bir o şey, beyaz şekerler oluyor. Peynir şekeri diyoruz biz ona. Evet. Yani kesme şeker değil, öbür şekerden hafif katar, onu kaynatırım. Suyunu kaynattıktan sonra suyunu alırım, bir şişelere doldururum, cam şişeye. İnan Allah'a, içtim mi her derde şifa olduğunu ben tavsiye ya ederim. Yani çok, derde derman. Derman. Yani doğal da doğal olduğu için hiçbir şeyi yok yani. Cenab-ı Allah ağaçta yaratmış, biz bunu almış, kurutmuşuk, ilaç gibi kullanıyoruz. Evet, ceddine rağmen. Rehmetsin ki nedir? Ama asıl ilaç da yanında duruyor bak. Abi duttan yapılan pekmez, bunun yapılması çok zor, bildiğin gibi değil. Asıl ilaç da o. İlacın evet, ilacı. Onu da getirin, o da böyle sarı gün beymezi. Gün beymezi abi, bir de bu şimdi var ya yani hakikaten bal kadar daha önemli. Yani balın evet, şimdi ismi var, bunun ismi yok. Evet. Bu dut beymezi, bunun dut beymezini yani bilen biliyor. Yani benim bunu tarif etmeme gerek yok. Evet. Bunu dünya takdir ediyor. Biz bunu dutun suyuna aldıktan sonra kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra su şeklinde güneşte, o da şeyde, tepsilerde biliyor musun? Evet. Cinko tepsilerde, diğer kablarda da olmaz bu. Evet. Cinko tepsilerde, yükseklerde koyur, o güneşte kendi halına kurur, pekmez halına gelir. Ondan sonra biz böyle bunları cam şişelere veya böyle kavanozlara doldururuz.
İki tane getirmişsin. Abi o kadar yaptım. Fazla şimdi biraz kendime eğledim. Kendine eğledin. Fazlalığını da getirdim. Dedim hiç olmasa fazla kalmasın. Zaten sıvı olduğu için uçağına götürme durumunda yok. Götürme imkanı da zaten kabul etmiyorlar. Uçağına şimdi hiç yok. Evet. Yani dedim hiç olmasa getirin burada yine bir vatandaşa şey. Bir çayını yudumla Burhan abi. Çayımı da içtim. Çok teşekkür ederim. Çayını yudumla ben de şu pestili bir daha böyle bir açıp göstereyim. Göster göster. Pestillere baksana abi. Ah. Evet. Bak abi şimdi bak benim buraya getirdiğim pestil 30-40 kilo pestil olsa dahi bak. Hangisini açarsan at bir kazandan ve abi bir elden çıkan bestel olduğunu sen izah edebilirim. Bak hiçbiri birinden farklı olamaz. Bunun imkan yok. Değil mi? Ya abi aynı mahsul, aynı yapan adam aynı şekil. Pestil güzeli, pestil iyiydi Burhan abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Burhan abi şimdi bir de seni böyle bir oturasın. Efendim. Abi ben oturdum abim. Onları koy yerine öyle. Bestil'in tanıtımını yaptık rahmet senin ceddine. Şimdi biz seni böyle bir tanıyalım. Çocukluktan böyle bu yaşa geldin. Efendim evlendin, çocukların oldu. Bu hayatta neler gördün, ömür nasıl geldi geçti. Biraz böyle anlatabilir misin? Anlatırım da niye anlatmayayım? Benim ilkokulum Çarşı Atatürk İlkokulu'na başladım. Evet. 7 yaşlarındayım. Küçük öyle kar yağır ki Kümbet Mahallesi'nden kara düşüp kaka kaka okula geliriz. Sonra bizimki Kümbet'te okul yapıldı. 5. sınıfım gittim orada bitirdim. Evet. Ondan sonra da döndüm. Terzi çıraklığına başladım. Abi ben şehirde gelirim terzilik yapacağım terzilik. Askerlik çağıma kadar terzilik yaptım. Güzel. Gittim askerliğimi Allah'ın izniyle ilk 24 ay bir fil askerliğimi yaptım. Nerede yaptın? Sivas, Elazığ, Kayseri, Muş, buraları hep dolaştım. 4 diyarı gezdin. 4 diyarı gezdim. 24 ay bir filmi bitirdim. Evet. Geldim bir terzi dükkanı açtım. Bir müddet ondan çalıştım. Ondan sonra döndüm. Bakkal açtım. Bakkallık yaptım bir 10 sene, 15 sene kadar. Terziliği bıraktın. Terziliği bıraktım. Bakkallık yaptım. Bakkallıktan sonra döndüm. Koyunculuk yaptım 3 yıl. 3 yıl. 3 yıl koyunculuk yaptım. O ara çektim İstanbul'a gittim. Evet. Bakkuru sigortaya çevirdim. Gitti kooperatif işinde bir müteahhit arkadaşıyla çalıştım. Güzel. 7 yılda orada bir mağaza şeyim oldu. 7 yıl sonra tekrar memlekete babam baktım biraz rahatsız. Dedi ki sen gittiğin iyi olmadı. Ben de babamın o lafına evi kiraya verdim geldim tekrar memlekete. Gittim 3 yıl reşberlik yaptım. Senin gibi dostların tarlaları var. Dediler git sürdürektir. Hiç bilmiyorum reşberlik nedir. Evet. 3 yılda gittim onu yaptım. Cenab-ı Allah öyle verdi ki buğdayı, otu, sapı, samanı böyle derya deniz oldu. Onu da sattım. Tekrar bu dönem İstanbul'a gittim. Perde atölyesi açtık. Evet. Baldızını. Evet. Bir müddet de ondan öyle uğraştım. Onu da kapattım. Gel dedim gideceğim memleketime, memleketimde döneceğim bahçıvanlığa başlayacağım. Arkadaş geldim, tut salladım, pestil yaptım, kayse kuruttum, Ağrı'ya gittim, Erzurum'a gittim, Kars'a gittim, meyvacılık yaptım. Çok şükür en sonunda emekli olduk. 46 yaşında emekli oldum ben. 25 yıl prim yatırdım. 25 yıl üzerine de emekli oldum ben. Çok 46 güzel. Yaşımda. Allah'a çok şükür. Allah devletimizi de var etsin. Kendi gücümle bu seviyeye geldim. Bir oğlum var, bir kızım var. Evet. Oğlum Kapadokya'da balon firmasının genel müdürü. Kızım İstanbul'da bir bankacıyla evli. 5 tane erkek torunum var. Allah'a şükür burada kardeşlerim var. Denizli'de ablalarım, kardeşlerim var. Türkiye gibi dost bir ülkede siz gibi dostlarla yaşarız. Ne mutlu ben ki 73 yaşıma hep bugüne kadar dostluğuna, kardeşliğine bu hale geldim. Ceddine rahmet. Yetmez mi? Rahmetli senin baban 300 kilo bestil sattığımı biliyorum. Ya. O rahmetlik de çok güzel esnaflık yapardı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin, amin. Gelirdim diyerdim Hayrettin abi. Ne?
Benim pestiller oldu 300 kilo ama ben o zaman 11-12 ağaç büyük tut ağacı yapardım. Çift kazanlarla pestil yapardık benden hanım. Çocuklar da küçük, çocukları kıymazdık çalıştırmaya. Kendimiz yapardık. Evet. Ama vallahi Allah da ele verdi. Çok şükür bu seviyeye geldik. E şimdi yazın diğeri Kağızman'da, kışın İstanbul Pendik'te. Allah sizlere de sağlık versin, bizlere de ömür versin, iman Kur'an nasip etsin. Valla bugüne böyle geldik. Çok şükür mutluyuk yani, memnunuk. Fakat şeyi anlatmadın. Evliliğin anlatmadın. Nasıl gerçekleşti? Kiminle gerçekleşti? Evliliğim şöyle. Evet. Ya evliliğimin macerası bambaşkaydı. Geçtiğimde ben bir yere takıldım. İsim vermeyeyim. Tabii canım, isim olmaz. Ya 7 yıl bir sevda çektik. İstemediler, iki tarafta istemediler bizi. Olmadı. 7 yıl hasretle ele kaldık. En sonunda gittim. Tabii bunu bilenler bilecek de. Ben onların tekrar bir akrabasıyla, babamla başkaları aracılık yaptılar. Dediler, görücü usulüyle. Görücü usulüyle filancanın filan bir kızı var dedi. Ne diyorsun? Ha, dedim gidin, ne diyorsan dedin. Zaten benim dediğim olmadı. Tamam. Bunlar da gittiler. Neyse oldu, bitti. Gitti istediler. Kaç yaşındaydın? Ben o zaman yani 27-26 yaşlarına ancak girmiştim. Evet. Ondan sonra döndük ve bununla evlendik. 9 ayda kalmadık. Hemen düğün ettik. Düğünü öldükten sonra geldim. Ondan sonra 5-6 ay babayla birlik kaldık. Tekrar ben gittim rahmetli Fıncı Müştak'ın orada bir küçük yeri vardı bizim bağların orada. Evet. Orayı aldım, oraya ayrıldım. Dedim baba ben ayrılırım oraya. İşte oraya gittim maceram. Ondan sonra öyle başladı. Hanımla ben bu yaşa kadar çalıştık, çabaladık, bu seviyeye geldik. Evet. Hanımın adı nedir? Hanımın adı Kanime, soyadı o zaman Ağırdı, şimdi Nuray. O da bu Ağırlarda. Ağırlarda Ferhaddin Ağırgil'in bacılarıdır. Evet, evet. Allah var eylesin. Amin. Allah sizlerinki de var etsin. Vallahi 50 seneyi de neredeyse bulayım biz evleneli. Yani 50 olmadı da hemen 45 diyelim. 45-47 bu aralarda oldu. Çok şükür bugüne kadar iyiyiz. Dua Allah bundan sonra da cümlesini değilsin, bizi değilsin. Ceddine rahmet. Rahmet seninkine de. Evet, sen çayını yudumla. Rahmet senin ceddine. Rahmet seni de yordum, kusura bakma kafanı dağıttım. Estağfurullah, olur mu ya? Zevkle dinledik. Çok sağ ol. Her insanın bir hayat hikayesi vardır. Ve her insanın hayat hikayesi özeldir. Özeldir, evet, evet, evet. Dinlemek lazım, tanıtmak lazım, aktarmak lazım. Birilerinin dönüp o hayat hikayesini okuyarak, dinleyerek ders alması lazım. Evet. Bunlar insanlara tecrübe verir, bilgi verir, beceri verir. Şimdi burada bu yaptığım mahsulleri tarif ettim. Efendim, bilmeyen bilecek. Evet. Görmeyen görecek, görecek değil mi yani? Yapacak. Hayır, gelecek nesil de aynısını yapsın. Evet. Boş durmasın, kazansın. Ben inan ki sıfırdan başladım. Evet. Ben sıfırdan başladım, bu seviyeye geldim. Allah'a şükür ben şimdi kendimi methetmiyorum. Kötü burada duracağım yerim var, İstanbul'da duracak yerim var. Allah'a şükür geçinmem iyi. Yani kimseye muhtaç değilim. Allah'a şükür. Allah devletimizi var etsin. Her ihtiyacımızı görebiliyoruz yani. Görmez değiliz. Ceddine rahmet. Rahmet seni. Allah seni var eylesin. Abi. Efendim, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah sizi var etsin. Gelecek nasıllara da böyle şey olsun yani. Ders olsun, ders. Sağ ol, var ol. Sen de sağ ol.